Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TV19 Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya harekete öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya ve ABD'nin Suriye açıklamasına tepki gösterdi. Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını Kuzey Irak'taki depreme değinerek başladı. Öncelikle dün gece Kuzey Irak'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum. Depremin İran'ın sınır bölgelerinde özellikle de Kirmanşah vilayetinde ciddi can kayıplarına vesile olduğu ki Kirmanşah'ta 340 civarında ölen olduğu bilgileri bizlere geldi. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve ABD'nin Suriye açıklamasına tepki gösterdi. Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim dedi. Sayın Putin'le Suriye konusunu görüşmemiz bizim için tabii önem arz eden bir konu. Zira Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan ülke biz. Bu kadar uzunca sınırı olan bir başka ülke yok. Tacizin yanında sürekli olarak tehdit alan ülke bizim şehirlerimiz. Bu konuları biz Rusya'yla başta Sayın Putin olmak üzere bugüne kadar defaatle görüştük. Suriye dediğimiz zaman akla sadece İdlib gelmemeli. Biliyorsunuz önce bizim bir Cerablus operasyonumuz Fırat Kalkan harekatı içerisinde olmuştur. Cumhurbaşkanı İsmail Kahraman'ın yeniden AK Parti'nin meclis başkanı adayı gösterilmesine ilişkin de konuştu. Şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimi, tecrübesiyle gerçekten yakın siyasi tarihi olan vukufiyetiyle değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Tabii burada meclis başkanlığına adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Burada da aynı şekilde şu anda İsmail Bey'in bu adaylığını ben de sizler gibi aslında yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen tabii ki hayırlı olsun demektir. Çünkü benim oy kullanma yetkim hakkımda yok. Sadece partinin genel başkanıyım. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü Gıda Bankası'nı ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Külcü, kışlık yardımların 2000 öğrenciye ulaştırılacağını açıkladı. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü Gıda Bankası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Makarna, şeker, evet, başka ne var? Nohut. Burada bulunan insanlarla sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Muzaffer Külcü, sosyal belediyecilik alanında çok hassas olduklarını söyledi. Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik, gerekse bu hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere yönelik olarak gerek kendim şahsen gerekse birlikte çalışmış olduğumuz bütün arkadaşlarımızın çok farklı bir hassasiyeti var. Taşıdığımız emanetin bir gereği olarak bu hassasiyeti düşünüyoruz.
ve Hazreti Ömer'in ta kenarı Dicle'de bir kurt açırsa koyunu, gelir adli ilahi sorar Ömer'den onu sözündeki sorumluluğa, o anlayışa kendimizi ne kadar yaklaştırabilirsek, o sorumluluğu ne kadar hissederek hizmet edebilirsek kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz. Başkan Kürcü görev süreleri boyunca sosyal belediyecilik alanında çok farklı hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Bu duygumuzu, bu anlayışımızı hayata geçirmek için de görev süremiz içerisinde çok farklı sosyal belediyecilik hizmetleri hayata geçirdik. Yaşlı bakım hizmetlerimizden tutun, evlere gıda dağıtan bir belediye yerine gıda bankası kurmamıza kadar, engellilere yönelik yapmış olduğumuz hizmetlerimize kadar, askerdeki ailelerimize karşı göstermiş olduğumuz yakınlık, ilgi ve onlara sağladığımız maddi katkılara kadar çok farklı sosyal belediyecilik hizmetlerini hayata geçirdik. Muzaffer Külçü 2014 yılında elbise dağıtmaya başladıklarını kaydetti. Bunlardan bir tanesi de 2014 yılından beri yürütmekte olduğumuz, başlangıçta yetim evlatlarımıza yönelik bir çalışmayken zamanla sayıları büyüyen çocuklarımıza ve yine başlangıçta bayram hediyesiyken sonra kışlıkları da ilave etmiş olduğumuz elbise dağıtım çalışmamızdır. 2014 yılında Peygamberimizin doğum tarihi olan 571 sayısından esinlenerek ve onun yine yetimliğinden esinlenerek öksüz, yetim, kim varsa bu evlatlarımıza sahip çıkma duygusuyla bir çalışma başlatmıştık. Külçü her yıl daha fazla çocuğa elbise ulaştırdıklarının altını çizdi. Daha ilk yıl bu 571 sayısını 1571'e çıkardık. Sonra 1571, 2571 oldu. İşte bu sene de bu sayıyı 3000'e çıkarmış bulunmaktayız. Hem bayram döneminde hem de kış artık yaklaşmaya başladı. Kışın yaklaşmaya başladı. Bu günlerde de kabanlarla, botlarla çocuklarımızı sevindirmeye gayret ediyoruz. Başkan Kürcü bu yıl kışlık yardımında 2000 çocuğa kıyafet dağıtacaklarını dile getirdi. Yaptığımız şey ise şu anda önümde görmekte olduğunuz kaban ve bot olmak üzere 2000 parça. Daha doğrusu 2000 bot ve 2000 kaban olmak üzere 2000 grup eşyamızı evlatlarımıza inşallah ulaştırmak olacak. Okullarımıza bunları biz teslim edeceğiz. Çantalarının içerisinde çantalarla beraber de tespit edilen evlatlarımıza okul idarelerimiz bunları kendileri verecekler. Külcü kışlık yardımların verileceği çocukların yapılan çalışmalar sonrasında belirlendiğini aktardı. Biz bunların tespitleriyle ilgili de hazırlıklarımızı yaparken gerek mahallemizde elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olarak değerlendirdiğimiz muhtarlarımız, gerekse evlatlarımızın devam etmiş oldukları okullardaki öğretmenlerinin ve idarecilerinin tespitleri ve bizim Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün yıl boyu yapmış olduğu çalışmalardaki tespitlerinde karşılaştığımız, değerlendirdiğimiz ve kayıtlarını takip ettiğimiz çocuklarımız bunlardan istifade edecekler. Başkan Külçü vatandaşlara çağrıda bulundu. Aç, açık, ihtiyaç sahibi kim varsa, bizim ulaşamadığımız, sizin gördüğünüz, fark ettiğiniz kim varsa hemşerilerimize bu konuda çağrı yapıyorum. Lütfen bize bildirsinler. Biz de devlet olmanın gereği olarak, üzerimizde taşıdığımız emanetin gereği olarak onlara gidelim, bulalım ve onların bu ihtiyaçlarını giderelim. Bu bizim en temel vazifemizdir. Şu ana kadar 16.500 evladımıza biz bu hediyelerimizi takdim ettik. Elbette içerisinde mükerrer olan vardır ve bu gayet de doğaldır. Bundan sonra da ne tutarına ne sayısına takılmaksızın ihtiyacı olan herkese elimizi uzatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Külçü Gıda Bankası'nın faaliyetlerini de paylaştı. Gıda Bankamızdan sürekli yardım alan bir mültecilerimiz var. Onun dışında ihtiyaç durumu ortadan kalkana kadar bizim tespitlerini yaptığımız ve sürekli olarak buradan gelip aylık alışverişlerini yapan hemşehrilerimiz var. Yıl boyunca 30 bin kişi bölü ay demek lazım. Çünkü 30 bin kişiye tekabül etmiyor. 30 bin defa alışveriş yapma imkanını ifade ediyor.
bu gıda bankasıyla ilgili kısmı ve bunun yıllık maliyeti de bize 4 milyon TL civarında gıda bankası kısmının. Belediye Başkanı Muzaffer Külçü Gıda Bankası ziyareti sonrasında Eridere Caddesi'ndeki esnaflarla selamlaşarak sohbet etti. Aleykümselam başkanım. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külçü Gıda Bankası'nda yaptığı açıklamanın ardından Eridere Caddesi'ndeki esnaflarla selamlaşarak sohbet etti. Başkan Külçü esnaflar da yoğun ilgi gösterdi. Külçü zaman zaman yoldan geçen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Çorum'da 2. üniversite tanıtım ve tercih günleri etkinliğinin açılışı yapıldı. 14 Kasım'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında öğrenci ve veliler 15 üniversitenin temsilcileriyle buluşacak. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünolog Türkiye İşbirliği'nde 2. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğinin açılışı yapıldı. 14 Kasım'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında öğrenci ve veliler 15 üniversitenin temsilcileriyle buluşacak. Sayın Ali Büyük. Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okumanın önemli olduğunu söyledi. Üniversiteye girmek, sınav dediğimiz zaman yeni sistem içerisinde karşımıza hep okumak çıkıyor. Okursak eğer daha çok başarılı oluruz. Yeni sınav sisteminde hep anlamak, anlamayı yorumlamak, kazanımların kullanılması, hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Bu açıdan okumaya çok önem veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızda Anadolu Mektebi'ni yoğun bir şekilde uyguluyoruz. Okunan kitaplar yazılıyor, makaleler yazılıyor, paneller yapıyoruz. Geçen sene Çorum Belediye'mizde 1000 öğrenciyi kapsayan okuma grupları oluşturmuştuk. Bu sene 4800'e çıktı. Ortaokul ve lise öğrencilerimizden 4800 öğrencinin kitaplarının tamamını belediyemiz karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Seyit Ali Büyük etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti. Burada katkı sağlayan bütün öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, valimize, belediyemize ve ünlük firmasına buraya kadar gelen üniversitelerimize herhalde teşekkür ediyor. Hepinize saygılar. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül son 15 yılda üniversitelere büyük yatırımların yapıldığını ifade etti. Son 15 yılda Türkiye her çağda ilerlediği gibi bu noktada da yeni yeni üniversiteler açarak, ilimizde de öyle, yeni yeni üniversiteler açarak, yeni yeni branşlar ülkemize kazandırarak öğrencilerimize daha fazla ne şekilde üniversite hayatına başlangıç yaptırabiliriz mücadelesini veren bir devletimiz, hükümetimiz var. Zeki Gül, 15 tane üniversitenin tanıtım için Çorum'a gelmesinin büyük şans olduğunu kaydetti. Çorum özelinde konuşacak olursak, İl Milli Eğitim Müdürümüzün bu çalışmalarına takdirle karşılıyorum. Yani bir öğrenci 15 tane, 20 tane üniversiteye gidebilmesi onun için çok zor. Ama Sayın Müdürümüzün ve emeği geçenlerin burada emeklerine sağlık, gerçekten takdirle karşılıyorum. Üniversiteler buraya geliyor olması çok büyük imkandır. Bu imkanları iyi değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil de bir konuşma yaptı. Şimdi gençlerimizin zaman zaman geliyorlar. İş arayan gençler bizlere geliyorlar. Üniversiteye bitirmişler pırıl pırıl gençlerimiz. İstihdam meselesiyle karşı karşıya. Meslek seçimiyle karşı karşıya. Ve ondan sonra yaşadığım tecrübelerden şunu gördüm ki ki bu arada 40 yıllık devlet adamı olduğumdan söylemek istiyorum. Şunu gördüm ki üniversite bitirmek de meseleyi halletmiyor. Konuşmaların ardından etkinliğin açılışı yapıldı. Standlar tek tek gezildi. (Gülüyor)
Merak, kişilik özellikleri, aile içi düzensiz ilişkiler, arkadaş baskısı ve bir kereden bir şey olmaz düşüncesi. Birçok kişinin hayatını karartan madde bağımlılığının sebepleri arasında sıralanabiliyor. Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezini ziyaret ettik. Mücadele sürecinde yapılması gerekenleri araştırdık. Yani onun daha basınla aslanını yapmadılar. Çorum'da bulunan alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi birçok bağımlıyı yeniden hayata bağlıyor. Mesela psikolojik olan fark tabii ki de madde bağımlılığı belirtileri de olabilir mi? Ama TEM sorumlusu yardımcı doçent doktor Mehmet Emrah Karadere mücadelede önemli noktaları açıkladı. Aslında bağımlılığı genel olarak tarifleyecek olursak kişinin normalde ihtiyaç hissetmediği herhangi bir şeye karşı ihtiyaç hissetmesi demektir. Karadere madde bağımlılığının nasıl başladığını ve bağımlı üzerinde görülen etkilerden bahsetti. Normalde sigaraya bizim vücudumuzun ihtiyacı yok. Ama siz artık sigara içmeye başladıysanız tek tükle, yani hani ben bağımlısı değilim derler ilk başta insanlar. Sonradan o yokken sinirli, gergin hissetmeye başladıysanız, onu bulabileceğiniz arkadaşlarınızla dolaşmaya, sigara içmeyen kişilerle dolaşmamaya başladıysanız aslında madde bağımlısı ya da olmaya başlamışsınız demektir. Başka ne gibi belirtileri olabilir dersek vücudunuzda değişiklikler olmaya başlıyor. İştah değişikliği, uyku değişikliği, kendinizi sinirli, gergin hissetmek gibi belirtiler olmaya başlıyor. Burada genelde aileler sorar bize, ben çocuğumun, kadınımın madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarım diye. Orada da biz diyoruz ki eskisinden farklı ne varsa. Çünkü şöyle, bazen çocuk haylaz yerinde duramayan biridir, sakinleşmeye başlar. Aile ha bu düzeliyor diye zannedebilir. Hayır, eğer çocuğunuzun huyunda bir değişiklik varsa bunda ne var diye bir soru işareti olması lazım. Gene tam tersi, çalışkan, düzenli, tertipli bir çocuğun düzeni bozuluyorsa, sinirli, öfkeli, gergin olmaya başlıyorsa orada bu çocukta ne var diye bir şüphelenmek lazım. Gene en çok gözleri. Bu beyaz gözleri, sklerasının kızarık olması, böyle hep sürekli nezle gripmiş gibi dolaşması, böyle halsiz yorgun olması, bunlar hep belirtilerdir. Madde bağımlılığına eğimi olan risk gruplarını aktaran Karadere, herkesin risk altında olduğunun altını çizdi. Şimdi risk faktörleri tabii ki tüm çalışmalarda tanımlanıyor. Ama hani gene şunun altını çizmek isterim. Herkes her zaman risk altındadır. Daha çok içine kapanık, sessiz, sakin kişiler. Bazen bunu deyince insanlar şaşırıyor. Bu kişiler kendilerini tedavi etmek adına, sert medikasyon deniyor, madde kullanabilirler. Daha rahat istediğim, daha sosyalleşeyim, toplum içinde bir yerim olsun diye. 2. Tam tersi diğer uç. Sinirli, gergin, agresif, kendine çevreye zarar veren, daha böyle dürtüsel kişiler. Bunlarda da madde kullanımının daha sık olduğu görülmüş. Aileye baktığımızda ise ailede en büyük faktör kullanan başka bir aile ferdi olması ya da parçalanmış, dağılmış aile dediğimiz işte anne baba ilişkisinin kopuk olduğu, işte ailenin sahipleniciliğinin az olduğu aileler. Başka çevresel faktörleri incelediğimizde ise çevrede maddenin ulaşılabilir olması. Yardımcı doçent doktor Karadere bağımlılık yaşının 12'ye kadar düştüğünü sözlerine ekledi. Ama tam olarak 18 yaş üstü hastalara hizmet vermekle yükümlü bir kurumuz. Ama Çorum'da ya da çevre illerde bile çocuk amatemleri olmadığı için ayaktan hastalarda böyle 15, 16, 17'ye de hizmet veriyoruz. Ama ailelerin danışmak için 12 yaşında çocuklarıyla ilgili bilgi almaya geldiği de oluyor. Hani bunu görmek bizim için de gerçekten üzücü. Ama bir açıdan da durumun ciddiyetini altına çizmek için söylemek istedim. Yapılan çalışmalarda da 10-11 yaşında madde kullanımının başlandığı ile ilgili yayınlar mevcut. Su içinde bataklıkta yetişen tek tahıl bitkisi pirinç. Ekiminden hasadına, kurutulmasından fabrikada işlenerek satılmasına ve pilav olarak sofralarda yer almasına kadar tüm aşamaları birbirinden zahmetli uğraşlarla gerçekleştiriliyor. Bu zahmetli yolculuğu ekranlara getireceğiz şimdi. Türkiye'de çeltik üretiminin %5'inin karşılandığı Çorum'da beyaz altın olarak adlandırılan pirincin ekiminden sofralara uzanan yolculuğu zor, bir o kadar da sabır istiyor. Karga ilçesinde pirinç fabrikası sahibi Semih Çelik TV19'a konuştu. Türkiye'nin %80'inde dediğim gibi Osmancık 97 tohumu işlenir. O yüzden Osmancık pirinci olarak adı olur. Ama bu bölgedeki pirinçlerin nerede üretilsin? Nerede üretilsin? Osmancık 97'dir. 97. Yani tohumdan kaynaklı olarak tohumu Osmancık 97 olarak patentlendiği için, o da tuttuğu için Türkiye'de şu an %80'ine yakınında Osmancık 97 tohumu ekilir ve Osmancık pirinci olarak adlandırılır. Fabrika sahibi Semih Çelik Osmancık pirincinin
pirincini diğer pirinçlerden ayıran özellikleri sıraladı. Nasıl ayırt ederiz? Gramajlarından ve boyutlarından ayırt ederiz. Baldo pirincinin biraz daha gramajı daha fazladır. Osmancık pirinci biraz daha gramajı düşüktür. Ama Osmancık'ta şöyle bir avantajı vardır. Osmancık şişme yapar piştiğinde, evet, ve büyük ve iri bir taneye ulaşabilir. Semih Çelik pirincin fabrikadaki serüvenini de paylaştı. Burada gördüğünüz kısım boğaz kısmı. Evet. Çelteyi bu şekilde buraya boşaltıyoruz. Biraz önce gördüğüm. Evet, evet. Çelteyi boşaltıyoruz buraya. Bu boğaz kısmından, şu gördüğünüz şeyden, evet, elevatörler yardımıyla şuradaki eleğe gelir. Şu kısım elektir. İçindeki otunu, işte yabancı maddeyi, taşını vesaire, darısını, içinde olmayan, çeltik olmayan kısmını ayıklar elek vasıtasıyla ve şuradaki gördüğünüz çuvallara atar. Çelteyi pirinci bir gömlek olarak, bir kıyafet olarak düşündüğümüzde kıyafetli kabanıyla birlikte içeriden giriş sağladı diyelim. Evet. Ve buraya geldiğinde ilk o dışındaki kabuk kısmı, yani kabanı çıkıyor diyelim. Şu iki makine soyuculardır. Bunlar içerisindeki onun kabuğunu soyarlar. Çift olarak soyucumuz vardır bizim. Bu 8 ton, saatte 8 ton kapasitesi vardır bu iki soyucunun. Hı hı. Oradan geldiğinde bu soyucular vasıtasıyla kabuk kısmı ayrılır. Kabuk kısmı ayrıldıktan sonra badı dediğimiz bir makine vardır. Bu makine soyulmamış taneleri, içindeki kaçak taneleri tekrardan burada tespit eder, geri soyucuya gönderir. Bu makine içerisinden geçen içindeki taşını, lekelisini, olmamış tanesini vesaire tamamını ayıklamasını yapar. Mesela şu makineyle 5, 10, 25 kilogramlık ambalajlar yapıyoruz. Şu makineyle de 1, 2,5, 5'lik ambalajlar yapıyoruz, size gösterdiğim deminki ambalaj gibi. Daha sonra artık satışa geçebiliyoruz. Çelik, pirinç alırken insanların neye dikkat etmesi gerektiği konusunda da tüyolar verdi. Şimdi pirinç de alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bir kere aldığınız yerin bildiğiniz bir firma olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde artık Türkiye'nin üretimi, kendi üretimi yeterli olmadığı için dışarıdan ithal ürünler geliyor. Ve bu ithal ürünlerin damak tadı bizim damak tadımıza uyum sağlamıyor. Evet. Yapan birkaç firma var bunları. İthal karışık, Osmancık yapıyorlar vesaire yapıyorlar. İşte Çin'de Çin pirinci vesaire bunlar çıktı. Aldığımız firmanın güvenilirliği. Tabii Çin'den gelenleri var, Hindistan'dan gelenleri var. İşte atıyorum Rusya'dan, Amerika'dan gelenleri var vesaire. Ama yerli ürün olarak içerisinde safi Osmancık olarak satan firmalar çok çok artık sayılı. Artık ithal karıştırmak boyutuna geldi firmalar. Çünkü maliyetleri düşürmek adı altında bu şekilde şeyler yapıyor. Ama bunlar damak tadına uymuyor. O yüzden firmaların hangi firmayla çalışırsanız çalışın güven olması gerekiyor. Çorum'da yaşanan asayiş olayları geliyor şimdi ekranlara. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyünde Taylan Öney evde fenalaşarak yere yığıldı. Elektrik çarpmasından şüphelenen ve panikleyen annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öney'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi. Şubat'ta askere gideceği öğrenilen Taylan Öney'in 5 gün önce babasını kaybettiği öğrenildi. Çorum'un Sungurlu ilçesi Beylice köyünde AG kendisine ait tarlayı traktörle sürdüğü sırada traktörden indi. AG tohum makinesini kontrol ederken hareket eden traktörün altında kaldı. Yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum Sungurlu'ya bağlı Çingiler köyünde akşam saatlerinde daha önce aralarında husumet bulunan MK, kocaman mevkiinde karşılaştığı Celalettin K, Haydar K ve Osman K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle MK tüfekle Celalettin K, Osman K ve Haydar K'yı bacağından vurdu. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celalettin K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlayacak. Kurala uymayan sürücülere kesilen 625 liralık cezanın ise 1 Ocak'tan sonra 715 lira olması öngörülüyor. Çorum'da otomotiv şirketi sahibi Hasan Çınar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlayacak. Kurala uymayan sürücülere kesilen 625 liralık cezanın ise 1 Ocak 2018'den sonra 715 lira olması öngörülüyor. Otomotiv şirketi sahibi Hasan Çınar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yani tabii ki takmalarını
kendileri için ilk önce. Hani cezadan değil de ilk önce kendileri için. Çünkü şöyle bir şey var, yani Allah korusun o tarihler arasında herhangi bir Allah kimseye vermesin bir kaza durumunda kesinlikle %100 haklıyken haksız duruma düşüyorlar. Onun dışında yani artık bu ceza değil, bu zorunlu, bu zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Onu belirtmek istedim. Kış lastiklerini taktırmaya giden vatandaşlar sanayide yoğunluk oluşturdu. Tekbiri al, takdir Allah'tandır diye. Kış geliyor, trafik kurallarına uymamız lazım. Biz de bunun eğitimini verdiğimize göre önce biz yapalım dedik. Süresi içerisinde lastiklerimizi değiştirmeye geldik. Ustamız da sağ olsun. İşinden de kendinden de memnunuz. Şikayetimiz de yok. Memnunuz. Zamanında lastiklerimizi taktıralım, bir sıkıntıya girmeyelim. Herkese de tavsiye ederiz. Zamanında geç kalmamalar için. Sanayi ustası Fatih Çelik uygulamanın amacına değindi. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Yasal zorunluluk olarak 1 Aralık'ta kış lastiği takmak gerekiyor. Yasa gereği yolcu ve yük nakli yapan araçlar öncelikli. Hususi araçlar için şu an bir zorunluluk yok. Tabii bu Avrupa'da bütün araçlar için geçerli bir kanun ama bizde kademeli olarak, aşamalı olarak uygulanacak. Ama tüketiciler bilinçlendi artık hususi otomobiller de kış lastiği kullanıyorlar. Çünkü can güvenliği açısından, mal güvenliği açısından, güvenli sürüş açısından kış lastiği takmak gerçekten çok makul, mantıklı. Kullanıcılar da bunun farkına vardılar ve kışlık lastiklerini taktırıyorlar. ...2007'de Çorum'da kurulan İlk Umut Engelliler Derneği faaliyetlerini Ankara'da da sürdürüyor. Derneğin Ankara Şube Başkanı İrfan İnce, TV19 kameralarına açıklamalarda bulundu. Ankara Şube Başkanımız İrfan İnce'ye yaptığı hayırlardan dolayı çok ama çok teşekkür ederiz. 2007'de Çorum'da kurulan İlk Umut Engelliler Derneği, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatıyor. İlk Umut Engelliler Derneği Genel Başkanı Ayhan Bey'e, Ankara Şube Başkanı İrfan Bey'e, Kullar Köyü'ne engellerimiz için yaptıkları yardım için teşekkür ederim. Derneğin Ankara Şube Başkanı İrfan İnce faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. 0-14 yaş grubu ve yatalak engelli hastalarımıza devlet desteği almayan tekerlek sandalye, gıda yardımı, hasta bezi, protez alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Şu anda da faildir. Başkan İnce engelli vatandaşların karşılaştıkları sıkıntıları da paylaştı. Mesela derneğimizle görüştüğümüz günlük hayatımızda araç parkındaki engelli yokuşlarımızı belediyelerimizin yaptığı bunlar kapatılıyor. Bunların Çorum'da ve Türkiye genelinde bunlara dikkat edilmesini istiyoruz. Okullarımızdaki yapılan engelli çocuklar için asansörler çalışılıyor ama bakımları yapılmıyor. Engelli çocuklarımız bu konuda yine sıkıntı çekiyorlar. Atıyorum aktiviteler, bir kafeye gittiği zaman halkımız onlara baktığı zaman rahatsız oluyorlar ve hırçınlaşıyorlar. Bu konuda normal bir insana nasıl bakılıyorsa engellilerimize de öyle bakılmasını istiyoruz. Onlar siz ne kadar ben bakmıyorum da deseniz bakıldığını hissediyorlar. Çünkü onlarda kalp gözü denen bir şey var. İrfan İnce, Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesindeki engelli bir vatandaşa yardım için destek beklediklerini dile getirdi. Şu an için en öncelik olarak beklenilecek desteğimiz derneğimize 0-14 yaş grubundaki Yozgat Akdağ Madeni'ndeki engelli çocuğumuz için uğraşıyoruz ve bu konuda destek bekliyoruz. İnce, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Kardeşlerimizin yerinde bizler de olabiliriz ve günlük hayatımız, yaşam tarzımız gereği 4 teker üzerinde geçiyor. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Hiçbir zaman unutmayalım. Her sağlıklı insanoğlu bir engelli adayıdır. Ve her canlının başına gelebilecek bir şey. Sonuçta bizim zaten derneğimizin kuruluş amacı depremde, trafik kazasında ailesini kaybetmiş bedensel engelli çocuklar yerine hizmet veriyor. Sonuçta bu aileler, çocukları da, aileler de vefat edenler olsun, hayatını engelli olarak devam eden ailelerimiz olsun. Bunlar da sonuçta bizler gibilerdi bir zamanlar. Ve o kardeşlerimizin yerinde bizler de olabilirdik. Yani bundan dolayı bu konuda halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Ve derneğimiz olsun, şubelerimiz aracılığıyla olsun desteklerini bekliyoruz.
İran-Irak sınırı 7.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin İran'daki bilançosu ağır oldu. En az 341 kişi hayatını kaybetti. 5950'yi aşkın yaralı var. Irak'ta ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken Kuzey Irak'a ilk yardım Türkiye'den gitti. Deprem sonrası İran'da 3 günlük yas ilan edildi. İran-Irak sınırındaki 7.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı oldu. Depremin ardından bölgeye ilk yardım ulaştıran ülke Türkiye oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani yaptığı basın açıklamasında Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkenin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber edeceklerini söyledi. Kermanşah Eyaleti Valiliğinden yapılan açıklamada deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu. İran resmi haber ajansının bölge yetkililerine dayandırdığı habere göre ülkedeki ölü sayısı 341'e, yaralı sayısı ise 5953'e yükseldi. Hükümet kaynakları İçişleri ve Sağlık Bakanlarının depremde zarar gören bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Amasya merkezli 13 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26'sı adliyeye sevk edildi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PYD'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda 20 astsubay gözaltına alınmıştı. Ardından 12 farklı ilde belirlenen askerlere yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 muvazzaf astsubayında 31'i daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 astsubay adliyeye çıkarıldı. Diğer astsubayların işlemleri ise devam ediyor. İzmir'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Yozgat'ta katıldığı bir programda konuştu. Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Canı pahasına kendisini ortaya attı. İki tane... İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin davet üzerine Yozgat'a gitti. Canı pahasına büyük bir katliamı önleyen Karamanşehir Polis Fethi Sekin babasıydı, Mehmet Zeki Sekin. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve okulları ziyaret eden Mehmet Zeki Sekin, özel bir kolejde öğrencilere oğlunu anlattı. Bu vatan ve bu vatanın evlatları için şehit olduğum mutluluğunu da bir daha yaşayacaklardır. Öğrencilerim, hocalarım, bir şehit babası olarak duygularımızı ifade etmeye çalıştım. Sizler için şehit olan bir evlatın babası olarak, sizlerin bir babası olarak sizi ve öğretmenlerimizi bir kez daha burada selamlıyorum, gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Baba Sekin, şehit olan oğlu Fethi Sekin ile gurur duyduğunu söyledi. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye'min gururudur. Benim şehidimi Türkiye'nin kalbindedir. Camisinde, ormanında, mezarlarında, okulunda, parkında, caddesinde ve sokağındadır. İsmi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerinden razı olsun. İsmi özelimleştirdiler. Zaten Türkiye'mde, bu güzel ülkemde karamalar bitmez. Bir ölür, bin dirilirler. Benim Fethi'nin cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı da kalbimizden silinmeyecektir. Öğrencilere seslenen baba Mehmet Zeki Sekin, konuşmasının ardından ise öğrencilerin sorularını cevapladı. Samsun'da yaşayan Cengiz Çetin, hobi olarak ürettiği geleneksel okçuluk kıyafetleri ve malzemelere talep olduğunu görünce işinden ayrılarak kurduğu atölyede bu işe yoğunlaştı. Yaptıklarını sosyal medyadan paylaşan Çetin, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de gönderiyor. Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Cengiz Çetin, hobi olarak başladığı geleneksel okçuluk kıyafet ve malzeme üretimini talebin artması üzerine işinden ayrılıp kurduğu atölyede yapıyor.
ilk katta kapatmıyor. İki kat geçmek gerekiyor. Cengiz Çetin işe nasıl başladığını aktardı. Bu işlerle aslında ilgilenme sürecim çocukluk çağlarına dayanıyor. Baba mesleğinin demircilik olmasından dolayı demirci dükkanında bir şeyler öğrendim. O zamanlarda bıçak kılıç falan yapardım. Üniversite yıllarından sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Daha sonra özel sektörden ayrıldıktan sonraki geleneksel okçulukla ilgilenmeye başlamıştım. Aslında işe başlama sürecim kendi ekipmanımı yaptırma isteğimden başladı. Fakat yapılan ekipmanlar çok iyi ustaların eline çıkmasına rağmen bizim ihtiyacımızı giderecek nitelikte olmadığının farkına vardım. İhtiyaçlarımı gidermiyordu. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şurasını da ben ilave edeyim derken süreç beni buraya getirdi. Daha sonra özel sektörden de ayrıldıktan sonra tamamen keyfi olarak bu işle ilgilenmeye başladım. Cengiz Çetin atölyesinde ürettiği Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan ürünler hakkında bilgi verdi. Çok sadak yapıyorum, tirkeş yapıyorum. Genelde sadak deyince ok koyduğumuz kılıf değil de yay koyduğumuz kılıfı nitelendiriyoruz şu anki günümüzde bu işle ilgilenen arkadaşlar. Kalkan yapıyorum, kılıç yaptığım oluyor, zırh yaptığım oluyor. Çetin yaptığı ürünleri Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkeye de gönderdiğini vurguladı. Yurt dışına gönderdiğim de oluyor. Özellikle Arap ülkelerinden gelip gelenler oluyor. Türkiye'ye çok sık gidip geliyorlar. Onlar alıyorlar. Katar var, Bahreyn var, Umman'a gönderdim. Hindistan var. Almanya'ya, Avrupa ülkelerine de gönderdiğim oldu. Avrupa'da genelde alanların büyük çoğunluğu orada yaşayan Türkler. Tabii burada şimdi Türkiye'de yurt içinde alan arkadaşların büyük çoğunluğu atlı okçuluk yapanlar veya yaya okçuluğu yapan arkadaşlar kullanmak için alıyorlar. Zevk algısını müzelerdeki 16-17. yüzyıl ürünler şekillendiriyor. Biz de aynı şekilde bu ürünler üzerinden giderek çalışıyorum. Çünkü elimizde daha öncesine ait pek bir veri yok. Çünkü o daha Viyana'ya kadar savaş kaybetmemişiz. Dolayısıyla ganimet bırakmamışız Avrupa'ya. Çünkü büyük çoğunluk ürünler Avrupa müzelerinde. Hani ganimet olarak kalmış ürünler savaşlardan. Onlar korunmuş, onların üzerinden gidiyoruz daha çok. Tokat'ta tiyatro oyunları salonlarda değil evlerde oynanıyor. 33 yıldır tiyatro ile uğraşan Kemal Atangür, seyircisinin azalmasına oyununu evlere götürerek çözüm buldu. Tokat'ta 33 yıldır tiyatro ile uğraşan Kemal Atangür, azalan seyirci sayısına sahnelediği oyunları seyircilerin yaşadığı mekanlara götürerek çözüm buldu. Seni sabah kontrollerini yaparken 144. verste, reyleri demir tahtalarına bağlayan somunlardan birisini sökerken yakalamış. Bunlar doğru mu? Kendine ait iş yerinin zemin katında yıllarca Hacivat ve Karagöz Gölge oyunuyla tiyatro eserleri sahneleyen Atangür, son yıllarda seyirci sayısının giderek azalması nedeniyle çare aramaya başladı. Başka hiç söyleyecektim. Buna ne diyeceksin? Evin aradıklarında bir somun daha çıktı. Bunu nereden ne zaman söktün onu söyle bana. Bizim evdeki kırmızı sandığın dibindeki somun bu. Senin evinde bulduktan sonra işte. O somun işte. Tiyatro oyunlarını davet edildiği ev ve sitelerde izleyenlerin beğenisine sunan Atangür, 33 yıldır tiyatroyla iç içe olduğunu, sahne tozu yuttuktan sonra tiyatrodan kopamadığını anlattı. Yani trafik derdi olmadan onlar sadece dairelerinden aşağı inmiş oluyorlar. Biz onlar için bir ortam hazırlıyoruz. Gayet güzel, ümitliyim. Efendim, hoş bir durum oldu. 3 yıldır tiyatro yapıyorum. Ben kendi dükkanımın alt katında oda tiyatrom var. Orada yapmaya devam ediyorum ama bu tür şeylere de girmeye başladık artık. Yani çünkü insanlar tiyatroya getirmek çok güç, biz onlara geliyoruz. Sergilenen oyunu keyifle izleyen seyirciler ise gerçekleşen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güzel bir proje gerçekten. Yani hani evimizden indik direkt. Daha samimi bir ortam, küçük bir grupla. Burada çocuklarımıza yönelik önce Hacivat'la Karagöz'le başladık bu işe. Daha sonra 190 dairelik bir siteyiz aslında biz. Sitede aşağı yukarı bütün
çalışan eşler oturmakta, karılı kocalı. Hani biz onlara yönelik de, büyüklere yönelik de bir etkinlik yapalım dedik. Hani iş yoğunluğundan uzaklaşmış, en azından günlerini daha faydalı ve daha sosyal geçirebilecekleri bir etkinlik olsun istedik. Sitemizin de sosyal donatısında kafeteryamızda yer almakta. Burada bir evde tiyatro adı altında bir etkinlik düzenledik. Katılım da iyiydi. İnşallah bunun devamını yapacağız. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımızda bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşamda sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. Mutlu akşamlar.